alıyorlar 7 milyon dolara. Bunlar Yani aralarında bunlar da var. Fakat ciddi de gelişmeler var. Mesela AKP'nin kurucularından Dengelmeri Fırat diyor ki Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türkiye'yi bir savaşa sürükleyecek bir politika izliyor ve ya onun da başbakanı ya kandırıyor. onun da şeylerine ihtiyacımız yok yani. Ne aklına ihtiyacımız var, ne öngörüsüne ihtiyacımız var. Biz yıllardır bu ne de Feveran'la falan ihtiyacımız var onların. Yani onlar zamanında affedersiniz yapacaklar. Yani dilime geliyor da söyleyemiyorum. O yapacaklarını yapmışlar onlar. Şimdi kalkıp yeniden yani boş ver geç. Nihat abi son seçim bitişiyle beraber Oda TV'de sizi biz en fazla haftada bir yazar görürdük ama yok hayır son ben 5 günde üst üste olağanüstü yazılarımız var. Ya bu ağlar çok önemli bir söylenmesini biz evet. Seçime girilirken midemizin kaldırmadığı insanları gördük. Midemizin kaldırmadığı insanlar konusunda burada ve Halk TV'de şikayetlerimizi dile getirdik. Ancak bunu bir nezaket ve uygar bir çerçevede tutup sustuk yani. Ne yapalım yani? Böyle karar almışlar, böyle gitmişler. Fakat aldıkları kararların, bütün bunların büyük bir hayal kırıklığına ve depresyona düşüneceğini de gayet iyi biliyorduk. Yani netice ortada. Ama onlar bizi değil. Yanlarında milyon dolarları çarçur ettikleri o akıllı danışmanları, anketçiler, gazetecileri falan inandılar. Ve öyle bir yola girdiler. Çok utanılacak bir yoldur. Bunu kısaca size anlatmak isterim. Evet. Amerika'ya gidiyorsun sen. Ya ben başka bir şekilde anlatayım da halkımız daha iyi anlasın. Bizde de vardır aktarlarda ama bu şeyde Amerika'da da böyle New York'ta Hint satıcıları vardır. Hint satıcılar bizim kapalı çarşılar gibi böyle işte baharat satarlar. Ama böyle Hint satıcının tipini de gözünün önüne götür. Evet, o kıyafetleri geldi. O kıyafetleri, o çuvallar içindedir. O baharatlar işte tarçın, zencefil neyse çuvallar içindedir. Ama burada büyük bir şarlatanlık vardır. Yani büyük bir şarlatanlık vardır. Sen o Hint satıcılara gittin ama bir kere hiçbirinin üstünde etiket yoktur. Senin evet. Suratına bakıp durumuna bakıp onu fiyatlandırır orada yani. O Hint satıcılar belki de o otlar, o şeyler, tozlar, leblebi tozudur. Belki de öğütülmüş mercimektir, öğütülmüş nohuttur. Boyanmış bilmem tahtadır, kiremit tozudur. Ve öyledir evet. De çoğunlukla. Ama oraya gittiğin zaman sana bir şey inandırılmışlar. İşte mistik dünyanın, bir havaya sokarlar. Mistik, egzotik, büyük karanlıkta bir atmosferi falan vardır. Tıpkı bu şey, acemi şeyler vardır ya, Beyoğlu'nda yeni yetme kızlar tarot falı açar. Öyle 3-3 orta çağ deseni gibi acemice bir şey yaparlar. Onlar böyle bile atmosfer oluştururlar ya. Orada öyle bir atmosfer vardır yani. Gidersin, işte o adam da dünyanın en büyük, lokman hekim gibi o Hint satıcı. Oysa şarlatan, üç kağıtçı ama bir lokman hekim havasında. Hatta dükkanın derininde de yaşlı bir adam oturur. Onun büyük babası. Hani orada her soruyu çözemezse, dur bakayım bir de babama söyleyeyim falan der, gider sorar. Güya oradan gelir. İşte bunu 3 gün kaynatacaksın. 2 gün şöyle süreceksin. Şurada şu kadarını da şurana süreceksin falan gibi değil mi? Hı hı. O atmosfer ve ambiyans diyelim yani o etraf evet. Şeyi bir düşün. Hı hı. Bunun kurbanı olursun. Ya belki de bunun yan etkileri var. Belki de bu şarlatan. Ama araba taksi gibi para ödersin. Bir kese kağıdına. Evet. Şimdi bu atmosferi oluşturan şey... Değil mi? Bize inandırmışlar bunların şifa. Çünkü tarihin günden beri baharat, İpek Yolu, Hint baharatı böyle bir şey kafamıza gelmiş, yerleşmiş. Bir algı oluştu. Algı olmuş yani. İnanıyoruz ya buna. Ya mutlaka inanıyoruz. Hepimiz inanıyoruz buna. Adam o cahil cüyayla Hint satıcı konuşunca da el pençe divan onun huzurunda. Sanki bir mabetteymişiz gibi. Şey suskun. O diyor ki işte 3 kere kaynatsın. Aman tabii hemen 3 kere. Unutma yaz 3 kere kaynatacakmıştı bak falan. Şurana sür tamam falan. Üstelik paranı veriyorsun. Dünya kadar da paranı veriyorsun yani bir de buna. Hı hı. Şimdi CHP heyeti gitti. Şimdi aynı o Hint satıcıların olduğu New York'ta sokağın bir arka sokağında. CHP gitti orada bir düşünce kuruluşu var. Biz bu düşünce kuruluşlarını biliyoruz. Tank falan deniyor. İşte eski gazeteci ya da New York Times'dan birini tanıyor. Böyle hı. Şekil adamlar var. Orada cemaatten de adamlar var. Ama işte 20 sene önce dışlarında 42. Evet. Danışmanlık yapmış adam da var. Güya istihbarat konusunda bir iki kitap da yazmış bir adam. Belki böyle bir şey. Böyle tuhaf tuhaf adamlar var orada. Ama bu adamlar da bu Hint satıcı gibi atmosferi biliyor yani. Böyle sakin. Kendilerini olağanüstü bir gizem yapıyorlar. Ama tabii hepsi üç kuşak Amerikan sığır eti yediği için üç kuşak hepsinde suratları uzundur yani. Kravatlı, tıraşlı adamlar. Böyle taşladan da bizim adamlar gidince böyle buralardan yani batış topraklarına bir adam gidince... Ulan dünyanın, siyasetin dibini bulduk be işte. Buralarda dünya planlanıyor. Dünyayı buradan yönetiyorlar falan. Evet.
böyle işte bir top konuşma yapılır. Konuşma herkes açık olduğu için o konuşmayı şey değildir. Yani çok cezbeli bir şey yoktur yani. Hı hı. Yani heyecanlı bir şey yoktur ama işte ayaküstü tanıtırlar. Bu var ya işte dışlarında falan ünvanlar takdim edilir falan gazetecidir. Kulaktan fısıltılı bir şey söylenir falan. Ve orada o şimdi Hint satıcında da böyledir şimdi. Bunu dikkat edin. Hint satıcısının aslında dilinde direktifler vardır. Yani bir direktif verir sana adam. Üç kere kaynat. İşte. Yani böyle ultimatom var yani orada. Hı hı. Ama o ultimatomları inanırsın yani. Orada da bunlar bir sakin üslupla konuşur o düşünce kulüplerinde. İşte kulaktan kulağa fısıldalı bir şey konuşurlar, bir şey derler. Hı hı. Falan böyle. Hepsi de kravatlı adamlar. Düzgün adamlar yani böyle. Orta Doğu'yu yutmuşlar falan. Tabii Orta Doğu'dan da tabii insanın ilk kere Hint satıcısını yani konuşurken bir ağzını al bir bak yani. Değil mi? Ben varsa bakarım yani, bir bakarım ya. Bu ne lan falan derim yani, kendime güvenim varsa. Ama orada şimdi mesela ben şundan kuşkulanırım yani. İşte diyor ki adam bölge, havza, koridor yani senin ülkenden bahsederken. Hı. Koridor, aralık. Evet. Lan burası bir ülke ya, adı var Cumhuriyet. Bu vatan burası. Adam sabahtan beri bölge diyor. Bir koridor diyor, havza diyor. Buradan uyansana işte. Senin ülkeni bir ülke olarak görmüyor ki. Yani böyle bir şey, petrol havzalarıymış, bölgeleriymiş, geçiş koridorlarıymış. Jeostratejik deyimler yani, kavramlar. Neyse onu da geç. Adam öyle konuşuyor falan işte, şurada şu saatte falan şunlar. Böyle öngörüler satıyor sana. Bu düşünce kuruluşları bunu satar ya. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak, olabilir bilmem ne falan gibi. Sen de tabii CHP yetkili oraya gitmişsin falan. O büyüleyim kalmışsın onun karşısında. Ne diyor, evet doğru falan. 17 Aralık'ta. Tamam, savcılar geliyor, bakanlar yakalıyor. Onlar da el altından konuşuldu zaten. Ulan diyorsun, siyasetin nihayet yüzük dibine geldik. Nasıl o Hint satıcıları dünyanın şifasını satıyor? Bunlar da dünyanın siyasetin derinliklerindeki tılsımları satıyorlar. Eğer anahtarları, savcılar hazır, şunlar hazır. Ve şuradan ele geçireceksiniz, Türkiye iktidar olacaksınız. Ya da bunlar fısıldığına söyleniyor. Ama oradan evet, işte demokratik yeni bir ses lazım, yeni bir değişim lazım Türkiye'ye. Bu değişimin şeysi sizlersiniz. Ya da şöyle bir şeydir, insan haklarına dikkat etmektir. Tabii onlar da o dışarıdakileri tamamlayan ifadeler. Şimdi bunlar böyle konuştuğu zaman sen burada... Bizim denizlerimizde küçük emriyo, küçük balıklar vardır, emriyo sürü halinde gezer bunlar. Hı. Böyle minik, minnacık şeyler, emriyo kadar balıklar. Hı. Biz bunlara sipsi deriz, sipsi süresi deriz, sipsi. Sen buradan sipsi sürüsü gibi gitmişsin oraya CHP'ci olarak, balinaların ağzındasın. Fakat balinaların farkında değilsin yani, balinanın fark, sipsi sürüsü balina ya da köpek balığının ağzına geldiği zaman onun farkında olmaz ki yani ağzında. Buraya gitmişsin, orada insanlar seni böyle şey yapıyor. Sonra tuhaf tuhaf sana şeyler, öngörülerde bulunuyorlar. Düşünce, kuruluş, biraz sonra birisi Washington Post diyor. Biraz sonra birisi şurası Pentagon'da çalışmıştı falan diyor. Bunlar hep o atmosferi tamamlayıcı şeyler. Sonra sen orada tamam, bu iş tamam deyip geliyorsun. Bu nedir? Yani o Hint satıcısıyla bu think tank düşünce kuruluşu arasında sence bir fark var mı? Bence hiçbir fark yok. Ve onun karşısında o atmosfer, o büyüleyici atmosferi karşısında kim inanabilir bu atmosfere? Yavuz. Sorun budur. Evet. Bu atmosfere ancak kendine güvenemeyen insanlar. Kendine kuşku duyuyorsan orada bir Washington Post lafı geçti, Pentagon'da çalışmış lafı geçti, şu önemli adam, ben şunu görüştüm falan, bu fısıltı, ayaküstü böyle diplomatik CV'ler, buralara kanan insanlar ancak o atmosfere, ya bir kişiliği ne olacak? Yani bir bak ya şuna ya, adam bölge diyor, ben de bir uyan lan ayıl, bunlar sana ülke teslim edecekmiş güya. Bunu sen, bu numaraları, bu şarlatanlıkları, bu bir think tank düşünce kuruluşları da bir şarlatandır. Biraz sonra sen çıkarsın, Ugandalılar gelir, Guantemalılar gelir, Taylandlar gelir. Onlar da bir kese kağıdına bir şey yaparlar. Öngörü, Çin gemileri gelecek, şurada uydular var, şunlar şunlar olacak, ekonomik veriler şunlardır gibi, onlar da bir paket yaparlar. Zaten bu raporlarda hepsi, çoğu yani, o Hint satışının kese kağıdından farklı değildir. Öyle öngörü, bilmem ne güya, üç tane gazetenin manşetini okuyup, böyle bunu çalışır, istihbarat olur, toplar yazarlar yani. Gel bu tarafa. Geldim bu tarafa, öngörülerin hiçbiri çıkmadı şimdi. Üstelik çok da büyük yan etkileri çıktı. Acayip yan etki. İnsan buradan leblebi tozu adam kaynatmış bilmem. Evet. Kaynatmış. Bunları... Cemaat demiş, savcı demiş, 17 Aralık demiş, bakanlar tutuluyor demiş, kınası demiş. Değil mi? Leblebi tozu demiş, zencefil demiş ama bunlar tutmadı. Ve yan etkileri var. Yan etkileri ne?
Fenerli ishal etti yani. Hepiniz ishal oldunuz şimdi. Hepiniz şimdi düş kuruklu. Direnciniz, Gezi'de ele geçirdiğiniz, sokaklardan ele geçirdiğiniz o büyük direnç, o büyük hayaller hepsi gitti. Nedir? O düşünce kuruluşları, onlarla siz temas içine koyan, güya onlarla cemaat, bir takım bilmem nerelere, kontak kuran adamlarla, gazetecilerle yaptığınız bunlar, bu temaslar hepinizi zehirledi. Tanımadığınız adamlardan, tanımadığınız tavsiyeler ve öneriler ve direktifler alıp, o atmosfere ve büyüye inanıp, sizi oralarla tanıştıran insanlara da inanıp, evet. Şimdi hepiniz bir de şey yapıyor, hepiniz düş kırıklığı yaşıyorsunuz, hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Hatta hepiniz şimdi kendinizi tüylendiğinizi hissediyorsunuz. Acayip bir şey yuttunuz yani. Sarı güller, mar güllerle CHP öyle bir şey yuttu ki şu anda tüyleniyor, kararlıyor ve kendini böcek işte. Bir hormon bozukluğu, Cumhuriyet'in hormonlarıyla oynadınız. Evet, böyle başka bir şey oldunuz. Kendine güven insanlar bunları yapmaz. Açık hesabın olacak, dürüst olacak. Benim bir ülkem var. Benim 10 milyon üstünde seçmenim var. Ben açık olacağım, dürüst olacağım. Bağımsızlıktan daha dürüst bir şey yoktur. Kalk da bunları inkar et. Buralara hiç gitme. Bu insanlar hiç görüşme demiyorum. Ya bir parti lideri bu kadar şeye de anlatıcı hikayesine de yani bu kadar. Yani keşke oradan biraz da gına alsaydınız. Hint gınası. Şimdi lazım olurdu hepinize. Değil mi? Evet. Sarı güllere de lazım olurdu. Bunlar da lazım olurdu. Bunun izahı var mıdır? Bunun izahı yoktur. Bunlar taşralı küçük çocuklar, taşralı küçük adamlar gibi. Böyle Amerika dünyayı yönetiyor, siyaseti yönetiyor. İşte buralar, siyasi dehlizler, buralar, bu temaslar. Siz o temasları yapan adamları bakan yapıyorsunuz. Sırf o teması kurdu diye adamı. Ya da ona milyon dolar bir şey veriyorsunuz. Ve ne oldu? Sonu hezimet. Okumuş yazmış insanlar olsaydınız, gerçekten Pentagon'da onun yardımcıları, o dergiler, o politik dergilerdeki raporları okumuş olsaydınız, çok önceden uyanırdınız. Biz bunların hepsini okuyoruz. Çoğunu okuyoruz. Adamları tanıyoruz. Kimin parayla kim ne yaptığını, hangi siviyle hangi işi yaptığını hepsini, çoğunu biliyoruz hepsini diyemem. Çoğunu biliyoruz. Ve tutanak tutuyoruz. Ama bunların, ama biz bu strateji lafları, bu öngörü lafları, bu kehanet lafları ve bütün bunların sosyolojik bir anketmiş gibi, siyasal bir gerçeklik gibi paketlenip ama hepsinin gerçekte bir Hint kınası koyulmuş bir paket gibi olduğu bir kese kağıdı eskiden külah yapardık ya olduğunu biz biliyoruz. Bunlar hiçbiri olmadı ve tutmadı. Ve şimdi buraya da araba taksidi değil, milyon dolarlarda çarçur ettiniz reklamcılarınızı, anketçilerinizi, soruya taşıyanlara, o irtibatı size sağlayanlara ve el altından birileriyle oturup oralardan da sağlam alındı. Oradan zencefil geldi, buradan da şu kadar şey geldi falan diye. Bu nedir? Bu bizim gibi bu toprakta, gerçek batı dışı topraklarda, şunu da söyleyeyim, Çin ve Rusya hariç batı dışı topraklarda bir de